2010 yılından beri Radyo PSM kurulduğu günden itibaren bizleri yalnız bırakmayan değerli evladımız Muhammed Fatih Çalışık'la beraberiz. Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, öğretim görevlisi, bölüm başkan yardımcısı, tarih bölüm başkan yardımcısı Muhammed Fatih Çalışık'la PSM TV, PSM Haber canlı yayında birlikte beraber. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız Nehmet Hocam? Allah razı olsun, ilk defa sizin bir hocanız olarak alıyorum, bölüm başkan yardımcısı olarak. Evet efendim, hemen konuya gireceğim. Şu anda inşallah canlı yayındayız zannedersin. Evet, canlı yayına girmiş durumdayız aynı zamanda da. Hem arşiv yayını hem de canlı yayın yapıyoruz. Sizleri şu an itibariyle PSM, PSM Haber'i canlı izliyorlar. Rabbimiz hayırlar versin. Yalnız şunu da hatırlatın izleyicilerimize. PSM Haber'i izleyebilmek için www.psmhaber.com sitesine giriyoruz. Orada PSM Haber diye farklı cümle tıklıyoruz. O zaman haber açılıyor. Onu canlı açılıyor. Onu izahatı söylemek istiyorum. Bir konu programında şu anda değerli hocamız, tarihçi Muhammed Fatih Çalışık'la beraber söylediğimiz soruyu soruyor ama öncelikle çok kısa bir şekilde değerli hocam hakkınızda olmamak adına Muhammed Fatih Çalışık kimdir? Biraz bahseder misiniz? Peki, hemen sorularımıza geçmeden önce tabii ki biraz güzel gibi olacak ama sanki senin kaderin, tabii her şeyin Rabbimizden de tabii dolabın geceden sebep ödüldüğünüzü, zaten Allah'tan dolayı. Ama diğer hocam şunu söylemek istiyorum, hep yurt dışı, hep yurt dışı. Acaba senin yurt dışına çıkan bir gönül bağı nedir? Ya? Bir de altı yurt dışına da evlenmen lazım. Bunlar kanka nasıl ayıp olur da. Biraz bu yurt dışına sizi çeken neydi hocam? Bu tarihçi yüzüyle biraz anlatır mıyız bunları? Tüm dünya insanoğlunun yurdu. Araştırın, soruşturun. Yapamıyorum diye geri dönüyor. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmasın. Ne güzel bir ölçüde. Thank you.
çevirdim. Devam ediyorum. Yani mayınlar ve eski mikrofonu sıkıntı oluyor. Evet. Diyorsunuz ki ben tarihinin ve milletin Yunus'u olmaya namzetin Yunusların yolunda gitmeye bakımda bize nasip etsin diyorsunuz. Yunus duygusuyla Yunus sevgisiyle çıkıyor. Ve bütün topraklar bizim için vatan diyorsunuz değil mi? Yeryüzü hep biz Adem'in evlatlarıyız diyorsunuz. Kendimizin istediğimizi, kardeşimizin istediğimizi ölçüde Afrika'daki bir insanın durumu, Kanada'daki bir insanın durumu, Avustralya'daki bir insanın durumu, hali muhiyeti veya oradaki çevre bizi ilgilendiriyor diyoruz. Doğru mu hocam? Veya oradaki çevre bir bireysel manada. Değerli hocam, biraz tarihte konuşalım diye sorularımızı önce. Fatih Üniversitesi'nde genel tarih okudunuz. Tarih bilimci bir dalma okudunuz. Yani tarih öğretmeni değil, doğru mu hocam? Evet. Bilkent'te yüksek lisansta da, yüksek lisansta bir konumda böyle bir şey var mıydı? Yüksek lisans teziniz var mıydı? Yanlış olmaz herhalde. Yani doktor teziniz de görmüş olacak inşallah. Rabbim nasip ederse Eylül ayında yardımcı olarak karşınızda olacaktır inşallah. Rabbimizin izniyle. Evet hocam, şimdi sorularımıza geçelim. Tabii ki vaktimiz sınırlı olduğu için tabii sıfırları etmek istemiyoruz. Evet hocam, sizin bir de ayrı bir iddianız var. Siz Osmanlı tarihlerine çalışıyorsunuz ama bir de tarihi sadece o savaşlar geçmişte şu anında olduğu değil mi? Çevre olarak görüyoruz. Bu da izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin anlaması açısından nedir bu çevre tarihi diye görelim. Bunu biraz açar mısınız? Yani insanoğlu tarihi derken, geçmişi kendi kendine anımsatırken, yargılarken veya tarihte neler olmuş derken
bir daha hata etmeme adına çevrede olan bir tane biraz daha insan olup grav olması gerektiğini anlatmak. Devletleri, ilk karakolunları ve bunlar üzerinde insanları da o düşüncelere nasıl ulaştıklarını anlamak gerekir. Yani kökene dair, köke dair bir şey olmalı. Asla dair bir şey olmalı. O yüzden derslerin bir yöntemiz var. Devletin iddiamız sosyal bilimlere getirilmiş en geniş kapsamlı bakış açısı. O yüzden önemli. İnşallah hassasiyetle millet İslam'ın çevre konusunda, çevre tarih konusunda duyarlı olmasını birlikte anlayabiliriz. Neyse ben grup ailesi olarak inşallah bütün yayınlarımızda çevreyi hep ömür planda, çevre tarihini ömür planda tutar inşallah. Bize yeni bir şey gibi ama çok önemsizlikli bir konu olduğunu olmaya çıkıyor. Evet efendim, bir de şunu söylemek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini çevresel açıdan nasıl yorumlamalıyız? Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini çevresel açıdan nasıl yorumlamalıyız? Bağlarının bir gün bir günle bağlantıları çok güzel bağlar olan
iki konu var değerli hocam, tabii bunu demem size az cevap vermek istiyorum. Birincisi, arkeologlar araştırma yaptıkları zaman aslında kazıları yapamıyorlar. O kazılarda bir tarih çıkıyor. Bunu diyebilir miyiz hocam? Yardımcı alanlarında tarihi okuyorlar. Varlığa yerlerini destek ediyorlar. Mesela bundan herhangi bir yazılardan, işte bir metallardan. İkinci kafama takılan soruyu da söylemek istiyorum. Bir de bir farklamayalım diye. Çevreden bahsederken Osmanlı'nın çevreye karşı duyarlılığı da bir örnek olarak geçen sohbetlerimizde bayağı bir konuştuk. Ne kalitli kilidin Kurtuluş Savaşı'ndan başlamadan önce o yıllarda Osmanlı Erzurum gibi bir yerde bir hastane yaptırıldığından bahsetti. Bu hastanenin de bir özelliğinden bahsetti. Biraz burayı açar mıyım? Bu insan ki çok önemli bir başlık. O kadroban gözüktüğü için böyle diyelim yani. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Allah'a
efendim, çevre tarihini bilmek bize ne kazandırır? Pazar gelecektir. Aynı şu an içinin durumu gibi. Yani ihtiyaçlarına bakın. Bunu anlatırsınız. Ihtiyaçları 10 lira. 50 küsur. Yani 4 küsur, 50 küsur. Şu anda
gelmiyor ya. Buradan sesleniyoruz ki BSM grup ailesi olarak çevreye ama tarihsel ama başka yönde tamamen duyarlı olanız ekonominin, nüfus planlamasının veya geleceğin veya tür bir yani refah bir dünya, huzur dolu bir dünya kurmanın ana sebeplerinden biri de çevre olduğunu unutmamamız gerektiğinden yani doğru mu? Hocam en son olarak iki konu kaldı. Hakkını helal etsin. Canlı yayınımız devam ediyor. İstanbul Küçükçekli Kitabı. BSM adı canlı yayın sularındayız. Şu anda BSM bölümünde Devre Hocam, İpek Üniversitesi öğretim görevlisi, bölümün tarih bölüm başkan yardımcısı Muhammed Fatih Çalışık'la beraberiz ve çevreyi konuşuyoruz hocam. İki ay geldi sormak istediğim konu. Kitaplarınız var, maşallah bayağı bir talep var, yeni kitaplarınız çıktı, yine bir bayağı bir sahne ediyor, ciddi baskısı oldu. Kitap merakınızın altında yatan, yazarlık omuzun altında yazan, okursam ünlü kitaplar söylemek istiyorum. Hala kazanma ruhu mu, yoksa inançlarımı, bildiklerimi millet-i İslam'a aktarma ruhu mu? Biraz açalım. Daha çok parayı çevirebilirim diye zamanım Tıbaş yayınları. Son kitapta çevre tarihine dair kitapta isim alanlar ismi ne hocam şu an kitabın basit ama hani daha çıkmadı yani en geç yani 10 gün içinde insanlar bu kitabı İpek Üniversitesi yayınları olarak kitap sınavına sorup alabilir. Çevre tarihi üzerine çevre tarihine giriş diye Muhammed Fatih Çalışık yazarı ve çevirmenisi aynı zamanda İpek Üniversitesi yayınları. Evet değerli hocam, son olarak özel bir sorum var tabi, PSM'ye ilgili bir soru. 23 Nisan 2010 günü bir yağmurlu bir günde birlikte Esenler'e Bombay'a gittik ve Network yazılımında tanıştık. Bugün beraber bir yol arkadaşım geldik. Bizim tabi bu kadar tecrübe olmak için tanışmamız yaptık. PSM grup ailesinin üyesi olarak
sesini durup nerelerden nerelere geldi, nasıl görüyorsun, kültet olarak mı görüyorsun, tabii sana bir itiraf olarak cevabımızı bekliyorum. Ne sene grup ne verdi, ne aldı, ne verebilirdik millet İslam'a? Biraz bu ayı açalım. Biraz bu söyleyebilir miyiz? HSM Grup ailesi olan adamın adamı değil de milletin adamı olabilmeyi temenni ettiğiniz konusu ne bilir hayırlı soruları değerli hocam. Çok memnun oldum. PSM adı canlı yayından. Sizleri acil olsa konuk ettik. Ayakta karşıladık ama inşallah yardımcı olarak karşınıza çıktığınız zaman bölüm başkanlığına yardım nasıl bir sefer ki inşallah siz yolda da alacağız. Bu sefer çok rahat zamanınız olacak. Tabii canlı yayın Ankara'da sürekli sizi alıp sorular soracağız. Bilemediğiniz konularda çevre tarihi konusunda, Osmanlı tarihi konusunda aksayan gibi bir sürü biliyorsunuz aşiretten devleti yeniden dirilmiş Müslüman Türk milletinin varoluş mücadelesi 100'e yakın canlı yayınımız var. Bunların 30'u falan tarihi ilgileniyor. Osmanlı tarihi ve İslam, Avrupa tarihi ve İslam gibi bu programlarda inşallah sizlere Ankara'dan telefonla da olsa başvuracağız. Telefona katılacaksınız. Ayrıca da müsait olduğunuz zaman da stüdyomda sizleri konuk edeceğiz. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Allah razı olsun. Zahmetli rahmet. Hürmetle saygılar veriyorum. Evet efendim. HSM TV olarak canlı yayınımız devam ediyor. Birazdan değerli hocamın bir konuk programıyla Hakan Bey'i Tokat'ın elemanı olan Tokat bereketliler olan Hakan Bey'i canlı yayına alacağız. Onun bulduk stüdyomuzda ve Tokat yöresini konuşacağız. Anadolu ruhunu, Anadolu rüzgar programı gibi konuşacağız. Canlı yayınımızda buluşmak üzere. Rabbime emanet olun.
sürdü lisan ettiyse, ab kullanıyoruz, kalın sağlık hem var. Esselamu aleyküm, rahmetullahi aleyküm.